Almanya'nın Kassel kentinden bir kez daha merhaba. Merhaba. Kasvetli bir kışı geride bırakıp her yıl olduğu gibi ilkbaharı, tomurcuklanan ağaçları, rengarenk çiçekleri, yeşillenen doğayı coşkuyla bekleyen insanoğlu belki de ilk kez bu duruma seyirci kalıyor. Ne temiz hava için dışarı çıkabiliyor, ne de yeşilin içinde yürüyebiliyor, koşabiliyor. Bu havalarda hiç girmek istemediği evine, dört duvar arasına kapandığı veya kapatıldığı penceresinden, varsa küçücük balkonundan görmeye çalışıyor doğadaki değişimi. O da ne kadarını görebilirse. Evet, her birimizin yaşadığı bir şok, bir travma aslında. Bu sarsıcı durumun yarattığı atmosferi de beraberce anlamaya çalışıyoruz. Koronavirüsten sonra hayata bakışınızda en radikal değişiklik ne oldu sorusunu arkadaşlarıma yöneltmiştim. Onlardan gelen anlamlı ve derin cevapları paylaşmaya devam ediyoruz. Başlayalım o zaman. Evet. Aslında insan olarak ne kadar güçsüz, korunmasız olduğumuzu, doğanın canını okuyarak sonumuzu hazırladığımızı, bu tür kitlesel olaylardaki bencilliğimizi, kısacası insanlığa olan inancımın iyice zayıfladığını hissediyorum bugünlerde. Hepimizin hayatını yeniden gözden geçirmesi, yeniden düzenlemesi için bir uyarı gibi bu salgın. Güvenmek istiyorum. İnsanlara saygı duymak istiyorum. Düşüncesi ne olursa olsun yeter ki insan odaklı olsun. Burada el karşısında kimsenin bir değer taşımadığını hissettim bu süreçte, kapana kısılmış olduğumu. Başımıza bir şey gelse neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Üstelik biz şanslı sınıfız diyorum, beyaz yakalılar olarak. Fakir, savunmasız, yalnız insanları düşününce vicdan azabı duyuyor insan, kendinden utanıyor. Kimdir S.A.? Evet, S.A. şehir plancısı, benim meslektaşım. Çok da özel bir yeri var. Çünkü biz onun iş hayatına onunla beraber başladık. Hiç ilişkimiz kopmadı. Tam bu satırlarında ifade ettiği gibi gerçekten son bir yıldır biz de her görüştüğümüzde bir şey yapmamız lazım. Bu böyle gitmeyecek. Bu tempo, bu çılgınlık, bu yoğunluk, bu koşuşturmaca diye hep bunları konuşuyorduk. Bir virüs onu getirdi ve tam tartışılır hale önümüze koydu. Ben SEA'nın fakir, savunmasız, yalnız insanları düşününce vicdan azabı duyuyor, insan kendinden utanıyor cümlelerini gerçekten çok samimi ve düşünerek yazdığını çok çok iyi biliyorum. Bir diğeri. Bakışımda değişiklik olmadı. Değişik bakmaya ben daha önce başlamıştım. Düşüncelerim biraz daha oturdu ve doğrulukları onaylandı. Özellikle yönetimlere, dahası sistemlere tam güvenemeyeceğim onaylandı. Küçük ve zayıfların nasıl da elendiğini biliyordum ama bu kadar açık görmemiştim. Bir de yaşadığım yerde bana yakın ilişkilerin olması çok önemli, dahası yaşamsal önemi olduğunu gördüm. İnsanın ihtiyaçlarının hiçbir engellemeye takılmadan karşılandığı yer ve sistemlere özlemim ve isteğim arttı düne göre. B.Ö. bu grupta soruma yanıt verenlerin içinde biraz daha farklı. Çünkü B.Ö. Almanya'dan bir arkadaşım benim. Kassel'den. Evet, Kassel'den. Buradaki planlama kurumunda bana çok destek olmuştu. Hem doktora tezimde hem şimdi yaptığım çalışmada. B.Ö.'nün mesleği çok güzel. O bir şehir plancısı değil, peyzaj mimarı değil. Türkiye'de olmayan bir mesleği var. O peyzaj plancısı. Zaten Kassel kentinin 1/4'ü yeşil alan. Bu anlamda biliyorsun bu kenti ben çok seviyorum. BÖ de kendi bahçesinde kendi ürününü yetiştiren bir peyzaj plancısı. Gerçekten çok farklı yaşıyor. Çok insani bir boyutta yaşıyor. Bu söylediklerinin hepsini hayatına uygulamış bir insan BÖ. 3 aydan beri bir sağlık mücadelesi içindeyken endişe düzeyim tavan yapmış durumda. Ya bana bir şey olursa, evlatlarıma ne olacak? Ya anneme babama bir şey olursa ben ne yaparım? Her gün öylesine sıradan görerek yapabildiğimiz her şeye bir kısıtlama gelmesi, dönüp dönüp bir kez daha sorgulatıyor her şeyi. Önümüzdeki bir haftayı ya da bir ayı bile planlayamamak. Hem de sözüm ona plancıyken. Sağlığımız yerinde olursa yeniden başlayacağız ama ya sonra bu umursamaz tavırlarımız devam mı edecek? Bu dünyada hep beraber yaşadığımızı idrak etmiş olabilecek miyiz? Biz bu dünyada diğer insanlara karşı da sorumluyduk ama dünyanın bir ucunda nasıl olsa bu sıkıntılar diye
yüreğimizdeki alanın altına süpürdük gördüğümüz tüm acıları. Ve şimdi de o acıların ahı tuttu. Her yanımızı sardı. Şimdi silkelenip kendine gelme zamanı. Umarım sağlıkla bu dünyadaki yolculuğumuza devam edebiliriz. Ve yıllar sonra oturup başımıza bunlar da gelmişti diye bir sohbette konumuz koronavirüs günleri olur. MG. MG de zaten satırların içinde geçirdiği gibi bir şehir plancısı ve ne demiş? Sözüm ona plancıyız ama biz de planlayamadık. Tabii daha genç kuşak bir plancı ama bir takım sağlık sorunlarıyla uğraştığı için onun daha da zor günler geçirdiğini düşünüyorum. Çok çalışkan, çok üretken bir plancı. Benim de stajyerimdi. Çok eskilere dayanan bir beraberliğimiz var. MG'yi okuduğumda Aydoğan, senin bir arkadaşının söylediği bir söz birleşince beni çok sarsmıştı. Onu anlatmak ister misin? Anlatayım tabii. Çok önemli çünkü. Umarım sağlıkla bu dünyadaki yolculuğumuza devam edebiliriz deyince MG, hemen bir bağlantı geldi aklıma. Necla'nın fikriyle ortaya çıkardığımız bu projeyi çok önemli. Türkiye'nin en önemli bilim insanlarından psikiyatr bir profesör arkadaşımızla konuşurken bize bir bilim adamı netliğiyle bir şey söyledi. Dedi ki bu yaptığınız çalışma tamam tarihe not düşüyor filan çok önemli de hele böyle bir zamanda bunu yapmak çok önemli. Çünkü düşünülmeyen bir projeyi biz gerçekleştiriyoruz. Belki dünyada bir ilk bilemiyorum. Evet. Çok sıcağı sıcağına çünkü. Çok sıcağı sıcağına. Çünkü şu anda her şeyi çok sıcak yaşıyoruz. Bir rüzgarın arkanızdan gelmesi gibi, bir dalganın arkanızdan gelmesi gibi o duygu yoğunluğunu yaşatıyor bize bugünler. Şöyle söyledi o bilim adamı, psikiyatr arkadaşım. Belki dedi sizinle görüşlerini paylaşan, sorularınıza yanıt veren arkadaşlarınızın bir bölümü, dostlarınızın bir bölümü bu acayip hastalığa yakalanacak ve belki onları kaybedeceksiniz ya da siz bir şekilde bundan etkileneceksiniz, artık aramızda olmayacaksınız ya da ben dedi. Bu beni çok etkilemişti. Hiç başımıza gelmeyecekmiş gibi yaklaşımlarımız, tavırlarımız belki kendimize de bunu yakıştıramadığımızdan olsa gerek ama evet. Ben bu cümleyle çok sarsılmıştım. Tabii ki biliyorum yakınlarımız da vurabilir, bizi de vurabilir ama bir bilim adamının böylesine net söylemesi beni gerçekten şöyle silkelemişti Necla, biliyorsun. Evet, o anda Aydoğan konuşmayı benimle de paylaşıyor dinlediğimde. Gerçekten dondum kaldım. Arkadaşlarıma bu soruyu yönelttim, onun duygularını öğreniyorum. Ben karmaşık duygular içindeyim ama evet galiba hiçbirine de böyle bir şey konduramamışım. Konduramıyorum. Tabii hiç kimseye bunu insan konduramıyor aslında. Çok soğuk bir yüzü. Ben biraz onun için onu kafamın yine arkasına atarak devam etmek istiyorum. Evet, umarım yakınlarımızı etkilemez. Aslında şu anda hayattan giden herkes bizim yakınlarımız. Evet, biz evet. Bir dünyanın içinde hep evet. Beraber yaşıyoruz. Zaten 8 milyar. Bunda onu gördük. Sadece ülkemiz değil 8 milyar insan evet. Birlikte yaşıyoruz. Ama rakamlara baktığımızda hiç de iyi bir şey söylemiyor sayılar. Bir haftada yaklaşık 17 bin kişi hayatını kaybetti. Oysa 3-3,5 ayda hayatını kaybedenlerin dünyadaki sayısı yaklaşık 13 binde. Gün başına 2500 kişiye yükseldi evet, bu. Evet. Bu trend ve çok çarpıcı, çok üzüntü verici. Devam edelim. Gelecekle bağlantım çok örselendi. Kısa dönem kişisel planların bile bilinmezlik duygusuyla sarıldı. Şimdi sadece kaybolmuşlukla baş edebilmek için ayakta kalma, mücadele halini yoğun yaşıyorum. Duygusal bir savaş gibi. Çok iç açıcı değil ama böyle. Bunu kendime bile tekrarlamam artık ama her geçen gün daha iyi olacak motivasyonu da var diyor MA. Şimdi MA tabii benim hayatıma seninle beraber girdi Aydoğan. Senin aslında arkadaşın da o. MA'nın daha önce çok zor günler geçirdiğini biliyorum sağlığıyla ilgili.
Açıkçası ondan gelen yanıtı okuduğumda daha böyle o zor günlerden sonra daha umutlu, daha kolay atlatabileceğini düşünmüştüm ama gördüm ki onu da çok yeniden derinden sarsmış. Çünkü olay çok büyük. Çok samimi bir şekilde paylaşmış düşüncelerini. Evet, benim 41 yıllık arkadaşım. Üniversiteden, benim 16 yaşından beri aslında arkadaşım. Üniversiteye de ben çok erken başlamıştım çünkü okula erken başladığım için. Onunla çok şeyi paylaştık. Aslında bu yaşamda beraber yürüdük neredeyse. Aynı yerlerden, aynı kurumlardan geçtik. Sonra yollarımız ayrıldı ben televizyon haberciliğine geçince. Çok sıkı görüştüğüm, çok sevdiğim, benim için çok özel bir insan. Çalışma yaşamım planlamadığım zamanda ve erken, kime ve neye göre noktalanınca korona günlerine hazırlıklı yakalanma sürecimde başlamış aslında. Sürpriz emeklilik bir piyangoymuş meğer. Hayatı sorgulamaya ve dahi anlamlandırmaya fırsat yarattı. Ne çok koşmuşum, hep koşmuşum. Koşarken yakalamak yerine hep kaçırmışım. Anlamlı ilkleri, mutlu sonları, dingin akşamları, sakin sabahları, komşu kahvesini yürümeyi fark ettim. Şehirden olabildiğince kaçtım önce. Mesleğimin kaçınılmaz duygu durumlarından, meraktan, günlük haberin anlamsız kısır döngüsünden kurtardım sonra kendimi. Hiç bitmeyen ve değişmeyen ve bıktıran global dünya sorunları yerine hemen yanı başımdaki insanların yaşam kaygılarına, kavgalarına çevirdim dikkatimi. Daha az parayla daha fazla doğayla haşır neşirim artık. Daha çok evde, daha az metropoldeyim. Virüs dayattığında zaten karantinadaydım eskiye göre anlayacağın. Koronalı karantina günleri ise biricik varlığım, kızım ve dolayısıyla yaşıtlarıyla ilgili kaygılarımı tamamen değiştirdi diyebilirim. Yaşamın kaçınılmaz döngüsü saydığım durumlar artık anlamını yitirdi. Gelecek kaygısı, kariyer planları, daha iyi, neye ve kime göre, yaşam koşulları vesaire vesaire. Koşarken kaçırmasın istiyorum hayatı, basit yaşasın, azın aslında çok olduğunu görebilsin şimdiden. Yarın için bugünden geçmesin. Hayatın kısır döngülerine feda edilemeyecek kadar değerli zaman. CS. CS de benim hayatıma seninle giren birisi. Senin onu ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Her ikiniz de haberci olmanın verdiği stres, tempo, yoğunlukla geçirdiğiniz hayatınızı. Orada bir cümle çok güzel anlatıyor. Koşarken yakalamak yerine hep kaçırmışız. Siz de kaçırdınız özelinizi biz de. Bir de şu anda süremiz 13 dakikaya yaklaştı Aydan. İstersen bir de PT'yi verelim, sonra toparlayalım. Evet. Elimdeki imkanların en azından sokağa çıkıp günlük aktiviteleri yapmanın ne kadar önemli olduğunu bileceğim. Taktığım küçük şeylerin önemi kalmayacak. Sokağa çıkma özgürlüğü diye bir şey varmış meğerse. PT. PT canım PT. PT benim hayatımda hep oldu. Çok önemli bir yeri var. Evet, bundan sonra küçük şeyleri takmamayı PT, sen de ben de öğrenelim. Biz biraz iki arkadaş öyleyiz çünkü. Sokağa çıkma özgürlüğü diye bir şey varmış meğerse. Çok güzel bir şey zaten. Evet Necla'cığım, şimdi bu bölümü 21 Mart'ta kaleme aldığım yazıyla bitirmek istesem ne dersin? Çok güzel olur çünkü ben o yazıyı biliyorum. Tamam. Harika bir yazı. Ne kadar olduğu bilinmeyen bir zaman diliminde döngü denge üzerinde var olduğunu sürdüğünü öğrene geldiğimiz hayat denilen o kısa şey. Şimdi artı ve eksi gibi o sonsuz çizginin tam ortasında bir yerde. Bir yanda var olmak, diğer yanda yok olmak arasındaki o tuhaf uçurumun kenarında ne olduğunu bile anlayamadan birer, onar, yüzer, biner azalan insanoğlu doğanın uyanışı olarak kabullenilen yeni gün denilen güne ulaştı. Hem de hiç farkında olmadan tam bir hafta önce. 21 Mart'ta ne oldu? Geceyle gündüz eşitlendi. Geceyle gündüz eşitlenirken ne tuhaf. Batıyla doğu, kuzeyle güney de eşitlendi. Zenginle fakir, güçlüyle güçsüz de eşitlendi. Gerçekle hayal, uzakla yakın da eşitlendi. Uzunla kısa, şişmanla zayıf da eşitlendi. Cesaretle kaygı, kesinle olası da eşitlendi. Doğruyla yanlış, yaşamla ölüm de eşitlendi. Bir tek en masum olanlar, bu dünyaya hiç zarar vermeyenler, geçmiş değil gelecek olanlar, yani çocuklar ve sağlıklı gençler ayrıldı bir kenara. Onlara hiç dokunulmadı. Onlar hiç kimseyle, hiçbir şeyle eşitlenmedi. İyi ki doğa hem uyandı hem de uyandırdı tüm dünyayı. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.